Niçin'de Ben programından bir kez daha merhaba. Bugün sizlerle Ankara değil Lefkoşa.org sitesinde yayınlanmış 1 Mayıs'la ilgili bir makaleyi paylaşıyoruz. 1 Mayıs ateşi yanıyor hala. Maksat bir şeyleri kutlamaksa özel gün yaratmak da üzerimize yoktur herhalde. Sevgililer günü, anneler babalar günü, evlilik yıl dönümü gibi özellerden, öğretmenler, doktorlar, mimarlar günü gibi daha kamusal olanlara kadar yüzlerce kutlanacak özel günümüz var. Ve ne yazık ki kapitalizmin oyunları ile tüketim çılgınlığı kıskacında bu günleri ne kadar özelleştirebileceğimizin sınırlarını da abartıyoruz çoğu zaman. Lakin bunların tam da diğer tarafında duran bir başka özel günler grubu daha var ki onların üzerine daha çok düşünmeli, daha çok anlamaya çalışmalıyız. Onları birer kutlama günü olarak değil, sokakta birlik olma, mücadele etme günü olarak görmeliyiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü, 1 Eylül Dünya Barış Günü ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin Bayramı. Bakmayın siz 1 Mayıs'ın işçi ve emekçilerin bayramı olduğuna. Gün daha o gün değil, daha bayram yapacak güne ulaşmadık. Neoliberal politikalar ve kapitalist düzen her geçen gün belimizi büküyorken, şüphesiz ki gidişatımız iyiye doğru değildir. İşçi ölümleri artıyor, sendikasız, sigortasız, kayıt dışı ve güvencesiz çalıştırılma koşullarının önüne geçilemiyor. Emek sömürüsü ahtapot kolları gibi çalışanların boynuna dolanıyor. Birçok işçi çalışan değil, köle muamelesi görüyor. Taşeronlaştırma ve özelleştirme adında iki canavar üzerimize yürüyor. Üstelik de yasalar ve yönetim çalışanı değil, sermayedarları koruduğu için sadece bizim yaşam standartlarımız kötüye gitmekle kalmıyor, gelecekte birer çalışan olacak olan çocuklarımızın hayatı da tehlikeye giriyor. Ama yok, hayır, elbet bir gün 1 Mayıs bizim için gerçek bir bayram olacak. İşte o günün gelmesi için bizim umutsuzluğa ve korkuya kapılıp boş vererek evlerimize kapanmaya değil, silkinip sokağa çıkmaya, yollarda buluşmaya ve yollardaki tüm taşları birlikte temizlemeye ihtiyacımız var. 1 Mayıs, sınıfsız bir toplum kurma mücadelesinin en önemli aracıdır. 1 Mayıs, sosyalizm ve kapitalizmin karşı karşıya geldiği gündür. Ve bu yüzdendir ki işi gücü bırakıp sokağa çıkmak son derece önemlidir. İnşaatlarda can veren ustalar için, iş güvenliğinden yoksun, ucu açık çalışma vardiyaları nedeniyle canı tehlikede yollara koyulan şoförler için, sendikasız ve güvencesiz, tehditle yaşamaya mahkum özel sektör çalışanları için, İnsanlık dışı muamele gören seks köleleri için, evlere kapanıp kalmış görünmez emek mağduru kadınlar için, 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme ve 8 saatte canımız ne isterse yapabilmek için hemen şimdi sokağa çıkıp sesimizi yükseltmekten, haklarımızı kazanmak için birlik olmaktan başka çaremiz yok. 1 Mayıs 1886 sabahı birçok yerde ve özellikle sanayi kentlerinde işçiler iş bırakarak sokaklara çıktılar. Burjuva gazeteleri o günü şöyle tasvir ediyorlardı. Fabrika bacaları tütmüyor. Öylece terk edilmişler. Her şey pazar sabahlarını andırıyor. Emek bir tür evrensel böcek tarafından sokuldu,
çılgınca dans ediyor. Oysaki gerçek çok farklıdır. Öylesine terk etmiyoruz işimizi gücümüzü, insanca yaşam koşulları için çıkıyoruz sokağa. Ve hayır, emek bir böcek tarafından sokulmadı. Devrimdir yolun sonu. Ve evet, çılgınca dans edeceğiz o gün geldiğinde. Bu yıl da pandemi koşulları izin verirse sokaklarda buluşarak, mümkün olmazsa da yüreklerimizde yakacağız 1 Mayıs ateşini. O gün gelene dek. Bir başka makalede görüşmek üzere.